Mesela ekonomik yönünden ziyade ben mesela Filistin'le İsrail'in savaşı diyorum ben. Müslümanlarla kafirlerin savaşı diyeyim ben. Şimdi ben burada diğer Müslüman ülkelerin ne yaptığına bakıyorum. Benim için önemli olan o. Buradan bak, ben halkım, tamam mı? Ben bir vatandaşım. Buradan kahrolsun İsrail de diyebilirim. İşte şerefsiz de diyebilirim. Kahpe de diyebilirim. Veyahut da kınıya da bilirim yani, birilerinin yaptığı gibi. Bu çok basit bir şey. Biz ne bekliyoruz biliyor musun kardeşim? Arap ülkelerinden bir kere bütün ticaretlerini bitireceksin İsrail'le. Bak, bunu yapacaksın. Çok basit. Ona da gerek yok. Sadece Türkiye'nin yapacağı iki tane hareket var. 74'te Ecevit'le Erbakan Hoca'nın yaptığını yapacak. İncilik Hava Üssü'nü kapatacak. Malatya'da da Kürecik Hava Üssü var. O İsrail'in koruma kalkanı kardeşim. Bunları kapatabiliyor musun? Kapatabiliyor musun kardeşim? Yapabiliyor musun bunu? Ben ona bakıyorum. Bana istediğin kadar, ben dünyanın lideriyim, bilmem nerenin lideriyim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Recep Tayyip Erdoğan da ilgilendirmiyor. Orada Müslümanlar ölürken burada kınamakla olmuyor bu işler kardeşim. Bak, herkes ekonomiyi konuşuyor değil mi şimdi? Herkesin kendi bir sıkıntısı var. Tam ekonomiyi konuşurken şimdi savaş konuşuyoruz. Benim için önemli olan ekonomi. Yanlış anlama. Benim karnım her zaman tok. Allah'a şükürler olsun. Problem yok. Bir tane simit yerim, bir günümü geçirim, yine karnımı doyurur. Problem değil. Ama ben beslenemiyorum. Aldığım parayla beslenemiyorum. Zaten şu anda da işsizim. Sağ olsunlar, çıkardılar. Bu yaştan sonra da kimse de almıyor. Yaş 43-44 oldu. Kimse de artık bana abi gel çalış da demiyor. Çok yere de başvurdum mesela. Abi kaç yaşındasın? Abi sana gelmez. Abi zor iş. Ya gençlerin yapacağı iş. Şimdi beni bu yaşta çıkaran işveren rahatlıkla çıkarabiliyor. Param var kardeşim. Al tazminatını güle güle diyebiliyor. Ben bu kadar sıkıntıların hepsini bıraktım. Benim derdim İsrail'le Filistin'in savaşı kardeşim. Bizim dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan herkese şunu söyle ya. Bak, orada Müslümanlar ölüyor. Ne olursa olsun kardeşim. Kimi diyor ki işte Filistinler bizi sırtımızdan vurdu. Ben ona bakmıyorum kardeşim. Onun dedeleri bizim dedelerimizi sırtından vurmuştur. Ben bilmiyorum o kadar tarihini. Ben şu anda yaşanana bakıyorum. Ben küçücük böyle bak, küçücük çocukların öldüğünü görüyorum. Ben buna bakarım. Bunu yani, o çocuklara bir baktığın zaman İsrail'e sen zaten savunamazsın. Şimdi böyle bir durumda senin yapman gereken ne kardeşim? Ben vatandaş olarak gerekeni yapıyorum. Gücümün yettiği kadar yapıyorum. Sen de yetkili olarak eğer kendine dünya lideri diyorsan, sana da birileri dünya lideri diyorsa, delikanlıysan, bak delikanlıysan 40 sene önce senin hocalarının yaptığı, senin üstlerinin yaptığını yap da göreyim delikanlıysan. Ben öyle delikanlı istiyorum. Öyle heyt hüyt, onu ben de yapıyorum kardeşim. Bak, Cumhurbaşkanı karşıma gelsin, heyt lan Cumhurbaşkanı da derim. Ne var ki? En fazla gelecek beni alacak, öldürecekler belki de. Bir tane canım var. Var mı başka? Yok. Bunu ben de yapıyorum. Kapat abi, iki yeri kapat ya. Delikanlıysan kapatacak. Kimse bunu sormuyor. Hangi, bak bütün kanalları izliyorum. Adamlar iki haftadır vuruyorlar ya, iki haftadır. Yani şey de dinlemiyor. Hastane vuruyorsun sen ya. Bu şerefsizliktir kardeşim. Bunun başka bir açıklaması yok. Hastaneyi vurmak şerefsizliktir. Hitler'e bile şerefsiz diyorlardı. Hitler hastane vurmamış insan yani. Tarihini okudum ben. Hastane vurmamış insan. Kimi vuracağını da bilen bir insan. Sen ondan daha beter aşağılık insansın. Ama bunun için Müslümanlar ne yapıyor? Müslüman ülkelerini abi, ben ona bakıyorum. Ve hiçbir şey göremiyorum. Gören varsa da bana söylesin kardeşim. Çok güzel yere değindin biliyor musun abi? Benim çok zoruma gidiyor. Küçücük çocukları, ölülerini görüyorum ben kardeşim ya internette. Televizyonda görmüyoruz, o ayrı bir şey, ama internette ölülerini görüyoruz yani. Sıra sıra yerlere dizmişler. Küçücük bebekler ya bunlar. Ya git cephede asker öldürebilirsin, onda sıkıntı yok. Ama sen tutuyorsun, hastane vuruyorsun. Ve utanmadan da çıkıyorsun. Zaten öleceklerdi, biz onların işlerini kolaylaştırdık. Bak, ben bunları televizyonda duyuyorum veya internette duyuyorum. Buna hiç kimse tepki göstermiyor. Herkes saat veriyor. Devlet Bahçeli çıkmış, sana 24 saat millet. Sen nereye konuşuyorsun ki? Ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Senin desteklediğin Cumhurbaşkanın, ona diyeceksin. Kardeşim, öyle çıkıp 24 saat İsrail'e şey verme. Bir şey de vermeye gerek yok. Asker de göndermeye gerek yok. Çok basit abi ya. İki yeri kapat abicim, bu kadar basit. İsrail ile Amerika'nın anasını ağlatırsın. Bu kadar. Benim diyeceklerim de bu kadar. Bu bütün toplum var ya, İslam'a, İslam'ı savunuyorlar. Ama hiçbiri gerçekten de İslamcı değiller. Kimse dindar da değil. Ben 4 sene boyunca camide müezzinlik yaptım. Ben ezan okudum, ben sela okudum. Hocanın dediği bir lafla ben camiyi bırakıp gittim. Allah'ın evine hepsini oyuncak yapmışlar. Demesinler elinde Kur'an'la kimse İslamiyet'i savunmasın.
bu ana kadar. Genciz, bak bunu da toplum hepsi duysun bunu. Biz genç olarak hiçbirimiz geçinemiyoruz. Bunu ben sana söyleyeyim. Bak bu benim halamın oğlu. Halamın oğlu 900 milyon kira ödüyor. Yine geçinemiyoruz. Biz okulu bıraktık. Biz 12 yaşımızdan beri çalışıyoruz. Şu an ben müzik yapıyorum. Müzikten bile kazandığımı vergiye veriyorum. Bu adalet değil. Bu toplumun böyle düzelmesi lazım. Gelmiş depremde diyor. Depremde bir tane AFAD bile orada gidip ölüleri çıkarmadılar. Hepsi enkazın altında öldü. Bunu kim sorumlusu? Gönüller çıkardı. Gönüller çıkardı bana demiyorum abi. Bunun sorumlusu kimdi? Devletti. Devlet niye öyleyse vergi alıyor? Burada Suriyeliler var, Suriyeliler var, Afganlar var. Kadın milletine taciz ediyor. Onlara bir şey demiyorlar. Ondan sonra bizim toplumda herhangi bir şey yapıldığı zaman adamı tekme tokat dövüp gönderiyorlar. Bu adalet değil abi. Adalet mülkün temeli demişler ama şimdi mülkün temeli kaldırdılar. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ama özgürce bu ülkede yaşıyoruz diyorlar. Hiç kimse özgür yaşayamıyor. Kimse bugün doğru düzgün dinini bile yaşayamıyor. Geldiler Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sürü hakaret ettiler, bir sürü video yayınladılar. Ondan sonra gönderdiler. Bu adalet değil abi. Abi seni bugün haksız yere alsalar, cezaevine alsalar senin boşuna mı yılın gidecek? Doğru değil mi abi? Ya bu toplumun düzelmesi lazım. Bizim insanlarımız düzelmez. Ülke gelişemiyor abi. Ülke hiçbir zaman gelişmez. Bunu herkes aklında bulundursun helal abi. Olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya abi gençler, bizim gençlerimiz hepsi geleceğe tam göze bakıyor. Bize Z kuşağı olarak kötü diyorlar ama biz Z kuşağı olarak temiziz. Gençlere güvenelim mi? Gençlere güvenin abi. Biz vatanımıza da sahip çıkarız, milletimize de bayramımıza, selamımıza da sahip çıkarız. Allah razı olsun. Gençlerin gözü bizde kalsın. Çok sağ ol. Bizim emanetimiz vatanımızdır. Başka kimse değildir. Teşekkür ederim. Helal. Kötü abi ekonomi yani ne olacak? Çok kötü. Peki neden bu hallerde bu cennet vatan? Abi muhabbetler al. Sen şu abiyle ilk önce hallet. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben çok şükür benim gelirim iyi. Yani ben ayda 30-40 milyar para kazanıp ekonomiyi konuşuyorsam asgari ücretle çalışan bir vatandaş gelip bana ekonomi iyi diyemez. Arabam var. Benzin atıyorum. Ayda 3-4 milyar benzine gidiyor. Bak yani çok gezen birisin diyeceksin. Hayır işten eve evden işe. Hafta sonunda gezmek herkesin hakkı. Millet ekonomiyi sokaktan geçen şu sayıdaki insanlara bakıyor. Herkes dışarıda geziyor diyorlar. Herkesin parası var diyorlar. Bence yok abi. Yani benim annem başhemşire. Emekli oldu. Aylık 15 milyar maaş alıyor. O kadın eğer ekonomiyi savunmuyorsa, yani o da kötü diyorsa yani kimsenin hakkı yok bence. Millet her yerden kısıyor. Daha nereye kadar kısacaklar? Ya var mı annenin? Abi kira çok şükür bizim kendi evimiz. Ama şöyle. Şimdi bizim ev alınırken 17-18 yıl önce babam aldı o evi. O zaman babam tek başına çalışıyordu. Annem nöbetlere gidiyordu sadece. Tek başına evini aldı. Bizi okuttu büyüttü. Şimdi aynı şeyi babamla ben destek veriyorum ki kardeşim üniversitede okutayım. Okul masrafı geçen 100 bin lirayken bu sene 250 bin lirayı buldu. Bunun nereye mantıklı? Yani neye göre yükseltiyorlar? Denetim diyorsun, denetim yok bir yerde. Hiçbir şey yok abi. Benzin görüyorsun 40'a çıkıyor, 41'e. Bir sonraki gün 38'e iniyor. Hükümet savunanlar diyor ki çok şükür indirim yaptı. Yani adam seni 38'e artık şey yapıyor böyle. İyi hissetmeni sağlıyor. Yani 38, arabayı ben aldığımda 300-400 liraya, 2 sene öncesinden bahsediyorum. 350 liraya benzini fulluyordum. Şimdi bir de bu en kötüsü 1500 lira abi. En kötü doldursa. Yani bilmiyorum artık inşallah daha iyi günleri göreceğiz diyorum da hiç ümidim de kalmadı. Abi sığınmacı sorunu var mı artık tüp bulamıyoruz yere geliyor. Olmaz olur mu ya sığınmacı sorunu yani kaç milyon var şu an abi? Kaç milyon var yani hangi Türk vatandaşı yurt dışına rahat bir şekilde gidiyor? Bak şu an şöyle söyleyeyim annem Almanya'ya taşınmayı düşünüyor. Bizim de işi saç ekimiyle uğraşıyorum ben yurt dışında çok tanıdıklarımız var. Oraya gitmek için bir yıldır hala uğraşıyoruz ki oradan bir yer alalım ya da zaten vatandaş kalmak mümkün değil de yani gitmeye çalışıyoruz millet. Bir tane çit aşıp geliyor bizim memlekete. Hayırlısı diyelim abi artık. Yani benim çok umudumuz yok ama inşallah düzelir yani. İnşallah inşallah Allah razı olsun.